Nedim Şener Dijital kötülük kol geziyor. Onlar bir acı yaşanmasını beklerler, bir felaketin olmasını. Ya bir terör örgütünün saldırısını kollarlar ya birinin ölümünü fark etmez. Hemen geçerler klavye başına, ellerinde telefonla, kötülüğün esiri olmuş ruhları, damarlarında zifte dönüşmüş kanları harekete geçirmiştir telefon ya da klavyedeki her harfe bir katilin tabancasından kurbanına sıktığı mermiler gibi basarlar. Kelimeler yan yana geldikçe öfkesi daha da kabarır. Sessizce mesaj yazan kötülük, ağzından köpükler saçan gitgide kendisini provoke eden bir canavara dönüştürür. Hepsinin mutlaka bir bahanesi vardır. Her kötü, her kötülük gibi. Yan yana getirdiği kelimelere bakıp pis pis sırıtarak paylaş, mesajı gönder ya da tweette tuşuna basıp kendisi gibi sifleşmiş ruhlu kişilerin harekete geçmesini beklerler. Sahte sanal dünyada yalnız olmadığını bilir, onlar yüzler, binlerce hesap tek başına kimseye söylemeye cesaret edemeyeceği cümleleri kötülüğün en ürkek, en korkak haliyle paylaşır, kelimeleri kurbanın bedenini parçalayan testere darbelerine dönüştürür. Kötülüğü her paylaşan el kurbanın kolunu, bacağını, bedenini, kafasını kesen, ileri ittiği testereyi geri çekerek ruhları parçalayan kötülüğün hizmetindedir artık. Kötülüğün gözü yazdığı mesajın altındaki rakamlardadır. Kaç beğeni, kaç retweet aldığını sayar, oradan bakışlarını alamaz. Her bir paylaşım, her bir beğeni, her bir retweet kurbanın bir parçasını koparır. İnsanlıktan çıkaran kötülük çok geçmişe gitmeye gerek var mı? Sadece son iki haftaya bakın ne demek istediğimi anlayacaksınız. AKP milletvekili gazeteci Markar Eseyan kanserden vefat ettiğinde neler yazıldığını hatırlıyor musunuz? Peki ondan sonra hayatını kaybeden gazeteci Bekir Coşkun vefat edince yazılanları, edilen hakaretleri? Dün de AKP'li Burhan Kuzu koronavirüsten hayatını kaybedince ortaya çıktı aynı zehirlidir. Kimi nerede nasıl bulacağı bilinmeyen ölüm karşısında bir baş sağlığı ya da sessiz kalmak yerine kendini savunamayacak bedenlerin üzerinde tepilenler her canlının mutlaka ölümü tadacağı gerçeğini unutmuşçasına insanlığını kaybediyor. Kötülüğün siyasi görüş farkı olmayan tek bir millet olduğunu gösteriyorlar. Yazan nefretine ve kötülüğüne paylaşanı da ortak ediyor. Dünyaya yayılan koronavirüs salgını sırasında insanlar canını telaşına sağlık çalışanları virüsün elinden bir canı kurtarmanın telaşına düşmüşken sanal kötülük ordusu yalanlarla, dezenformasyonla halkı panikletmek, korkutmak için uğraştılar. Koronadan beter yalanlar Salgının daha ilk ayında koronavirüse ilişkin provokatif paylaşım yapan sosyal medya hesabı 7127 idi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi bu hesaplar hakkında çalışma yaptı. Bunlardan 1058 sosyal medya kullanıcısı tespit edildi ve 496'sı yakalandı, onu tutuklandı. İzmir'de ortaya çıktı. Dedim ya, kötülük bir felaketin ortaya çıkmasını bekler. İzmir'de yüreklerimizi yakan deprem sonucu 62 kişi hayatını kaybetti, 940 kişi yaralandı. Devlet tüm imkanlarıyla kurtarma çabasına geçmişken afat Kızılay, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve birçok kurum ve kuruluş, yardımlaşma, acıyı hafifletme, binlerce insan arama kurtarma ile uğraşırken birileri daha ilk dakikalarda kötülük için kolları sıvadı. İzmirlilere hakaret ederek akıllarındaki sapık düşünceleri deprem gibi bir doğal afette birleştirdiler. Elbette bunu yapanların bir kısmı sözünü ettiğim provokatörler. Nitekim siber suçlarla mücadele dairesi bu şekilde provokatif paylaşım yapan 49 hesabı tespit etti. Savcılıklar eliyle 37 kişi hakkında işlem başladı. Şu ana kadar 10 kişi gözaltına alındı, ikisi tutuklandı. Bugünden itibaren bu kötülükle daha etkili mücadele edilecektir. Rakamlara baktığımızda provokasyon amacıyla paylaşım yapanların sayıları çok büyük değil. Ancak bu şer odaklarının etkisini bu mesajları paylaşanlar, beğenip retweet edenler büyütüyor. Provokatör kelime anlamıyla kışkırtıcı demektir. Mesele onların kurbanı olmamaktan geçiyor. Ancak provokatörler şunu çok iyi biliyorlar. Her yalanın bir müşterisi vardır. Yeter ki işine yarasın. Siz siz olun, yalanın, provokasyonun müşterisi olmayın. Teröristler oyun alanına çevirdi. Her türlü medya bilgi alışverişi için kullanılır ancak birileri bu alanı provokasyon, yalan, hakaret amacıyla kullanıyor. Elbette hukuk içinde bununla mücadele ediliyor. Nitekim Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı sadece Ağustos ayında 4566 hesap hakkında inceleme yaptı. Savcılıklar 1744 hesap hakkında adli işlem gerçekleştirdi. Eylül ayında ise 6743 hesap hakkında inceleme yapıldı ve tespit edilen 2762 kişi hakkında da adli işlem gerçekleştirildi. Bunun yanında sosyal medya yalnızca bireysel yalanın ya da organize provokatörlerin değil, bildiğimiz terör örgütlerinin de oyun alanı. Özellikle Fethullahçı terör örgütü uzmanı olduğu algı operasyonları konusunda hayli etkili. Bunun yanında PKK ve DHKPC gibi terör örgütleri de yalan ve dezenformasyon faaliyetlerinde bulunuyorlar. Siber Suçlarla Mücadele Dairesi tarafından 1 Ocak 2020'den Eylül ayına kadar halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden veya aşağılayan, toplumu korku ve paniğe sürükleyen, yalan belge yayınlayarak algı operasyonu ve provokatif paylaşım yapan 14.186 hesaba yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar sonrasında Fethullahçı Terör Örgütü güdümünde faaliyet yürüten 3948, PKK, KCK güdümünde faaliyet yürüten 2552, DH güdümünde faaliyet yürüten 157, DHKPC güdümünde faaliyet yürüten 86 olmak üzere toplam 6000'den fazla sosyal medya hesabı kullanıcısı tespit edilerek haklarında atlı işlem gerçekleştirildi.